Her bir köşesi tarihe ışık tutan İstanbul'da muhteşem bir eser daha gün yüzüne çıkarıldı. Saraçhane'de yapılan kazılarda 1700 yıllık Pan heykeli bulundu. CNN Türk muhabiri Hasret Kaya ve kameraman Bilal Söylen'in oğlunun haberi geliyor ekranlarınıza. Elinde flütüyle yarı insan yarı keçi görünümlü Pan heykeli aylardır kazı yapılan alanda bulundu. Bu buluş herkesi heyecanlandırdı. Heykellerin tarihinin kayıp Roma Sarayı'na kadar uzandığı değerlendiriliyor. İstanbul'un göbeğinde Saraçhane'deki kilise kalıntılarının hemen üzerindeyiz. 1500 yıllık olduğu biliniyor bu kilisenin ve buradan hemen bulunduğumuz noktadan çıkarılan Pan heykeli bu kiliseden daha da eski 1700 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Heykel 20 santim boyunda tam 18 santimetre genişliğinde. Birinden yukarısı insan yarı keçi şeklinde bir garip bir hayal gücünün ürettiği bir figür. Tabii panik sözünün de kökeni olan, korkutmadan ötürü panik sözünün de kökeni olan, elinde sihirli bir flüt, yani bizim bugün pan flüt dediğimiz şeyi çalarak ki buradaki buluntuda dönemin flütünü de gösteren bir heykel çıkmış oldu. Seslerle ve diğer unsurlarla gizemli özel güçler olduğuna inanılan bir yaratık dedi. Peki Pan heykeli dönemi için neyin simgesi? Antik Yunan mitolojisinde Pan çobanların ve sürülerin tanrısı olarak biliniyor. Toprağın tam 2,5 metre altından çıkartıldı. Şimdi kazı ekibi çalışmaları bu yöne doğru çevirdi ve bu toprağın altından neler çıkacağı merak konusu. Sol tarafımda gördüğünüz yerin altında şunu söyleyebiliriz. Altta heykeller ve saray bizi bekliyor. Çalışmaya devam edeceğimiz alan burası. Pan heykeli öncesinde de kazı alanında bulunan eserler oldu. Bizim için çok önemli buluntular arka arkaya gelmeye başladı ki şu an arkamda gördüğünüz seviyenin toprağın 1 metre altında, yani kazının ilk aşamasında 1 metre altında bir Asklepion heykeli bulduk daha önce. Bu çok önemli bir buluntuydu fakat torso şeklindeydi ve başı yoktu. Bundan sonra onun diğer parçalarını bulma ihtimalimiz de devam ediyor. Alanda arkeolojik diğer objeleri, sikke ve benzeri malzemeleri de bulmaya devam ettik. Kısacası bu heykel yapılacak diğer buluşların da habercisi. Pan heykeli bulmamız bizi burada çok iyimser ama bizi de heyecanlandıran bir şekilde çok daha büyük sayıda bir heykel grubunu bulacağımızı düşündürüyor. Çünkü muhtemelen buradaki saray yapısının dekorasyonunda kullanılmış bir daha geniş bir panteonun parçaları bunlar.